izleyicilerimiz, Kültür Dünyamız programından sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu haftanın konuğu Ali Erkan Kavaklı. Ali Erkan Kavaklı ile kitaplar üzerinden bir hasbihal gerçekleştirelim düşüncesindeyiz. Ve kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah hocam. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız hocam. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Biz sohbetimize hemen başlayalım. İzleyicilerimiz sizi gerçi biliyor ama ben sadece sizinle ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum. Bunun dışındakileri izleyicilere bırakmak lazım. Ali Erkan Kavaklı son zamanlarda Mafya serisi romanlarıyla gündemde olan bir yazarımız. En son kitabı da Derin Çete'ye Pusu. Bunun üzerinden belki de bir konuşma gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Sadece romanları bundan ibaret değil. Masanın üzerinde 3-5 tane görüyorsunuz ama hocamın 50 civarında kitabın olduğunu biliyoruz. Belki daha fazla, onu kendisi söyler birazdan inşallah diye düşünüyorum. Hocam, bu kadar kitabı yazmaya vakti nerede buluyorsunuz gibi bir hoş olmayan soruyla başlasak mı acaba? Artı çünkü siz bütün ülkeyi gezen bir insansınız. Vakit olmamayı oraya bağlıyorum ya. Yani. Şimdi şöyle diyelim, Hekimoğlu İsmail diye benim bir ustam var. Roman, edebiyat alanında ustamdır. Evet. Onunla bizim iki temel prensibimiz vardır. Birincisi, kitap okuruz, kitaba para veririz. Sigara içenlerle yarışımız var. Onların sigaraya ayırdığı para kadar biz kitaba ayırırız. Geçenlerde sordum bir arkadaş, Avrupa'yı bir parlament gibi bir sigara içiyormuş. 9 liraymış bir tanesi. Günde 9 lirayı yakıyor arkadaş. Doğrusu ben onun hızına yetişemem. Yani 3-4 liralık sigara içenlerle yarışıyorum ama kitaba para veriyorum. Birincisi bu. İkincisi, kahveye gidenlerle yarışıyoruz. Kahveye giden adam, genellikle bizim insanımız, mesaiden çıkar 4-5 saat kahveye gider. Ben de 4-5 saat otururum, kitap okurum ve yazarım. Evet. Ahmet Günbay Yıldız'la bir gün yazma konusunu konuşuyorduk. Şöyle bir fikir ortaya attı. Günde bir yazar bir sayfa üretse 365 sayfa eder. Bazı günler yazamasa 65 gün diyelim, ilhamın gelmediği günler olsun, 300 sayfa eder. 300 sayfada rahat bir roman eder. Günbay'ın zamanı planlama metodu. Bende ise tamamen değişik. Kış sezonu ben ya öğretmenlik yaparım veya böyle konferanslar koşuşturuyorum. Dokümanları biriktiriyorum. Yaz sezonu, Haziran'ın sonuna doğru oturuyorum ve kendimi masaya hapsediyorum. Bir bölümü günlük olarak, bir bölümü yazma, romandaki bir bölümü yazma kararlılığıyla oturuyorum. Bazı günler tamamlıyorum, bazı günler iki bölüm yazıyorum, bazı günlerde bir sayfa, bazı günlerde bir satır, biliyorsunuz. Sanat konusu ilhama bağlı bir konu, ilham gelmedi mi bazen de oturmamız bir şeye yaramıyor ama oturuyorum. Oturmazsanız da ilham gelmiyor. Yani sizin yazma mevsiminiz var. Yazın mutlaka ben bir kitabın taslağını bitiririm. Taslak bittikten sonra kendim 2-3 defa okurum. İşte senin gibi benim yazar dostlarım vardır, okuyucularım vardır, öğrencilerim vardır. Onları okuttururum. Yani okuyucunun önüne çıkmadan önce okuyucunun görebileceği aksaklıkları olmasın diye önceden tespit etmeye çalışırım. Editör okur, yayın evi editörü. Onlardan fikir alırım. Bazen o aldığım fikirler romanın çatısını değiştirmemi de gerektirebilir. Evet. Değiştiririm. Bazen süsleme, makyaj veya çerçeveleme dediğimiz bir oynamayı gerektirir, uğraşırım. Kitaplar basıldıktan sonra da ben kitaplarla uğraşırım. Tekrar döner, yeniden bakarım. Eğer bir kitap tutmamışsa veya bir okuyucu okuyup da eleştirmişse o gözle romana tekrar bakarım. İkinci, üçüncü, dördüncü baskıları olur. Kitaplarımın sağ olsun okuyucular iltifat ediyorlar, okuyorlar. Tempolu yazmak isterim. Mesela Derin Çete'ye Pusu ile ilgili Mehmet Doğan Zaman Akit'te bir şey yazdı, Yeni Akit'te. Heyecanın temposu konusunda Kavaklı'nın romanları benzersiz dedi. Tempoludur benim kitabım, heyecanlıdır. Özellikle bu polisiye seri gençlerin iltifat ettiği, ilgi duyduğu, merakla okuduğu bir seri. Dolayısıyla ikinci, üçüncü baskılarda onu rötuşlarım. Böyle bir tempoda. Dolayısıyla her yaz ben bir kitap üretmeye çalışırım. Bu 20. romanım. Tabii hikayelerim var ve eğitim kitaplarım var benim. Onlarla beraber toplam 48 kitap yazdım. Yani yine de yaklaşmış. Şu anda iki kitap birden yazıyorum.
Birisi anneme mektuplar. Annem rahmetli oldu. Onun arkasından evet. Hatıralar gibi yazıyorum ama her mektubu yazdığımda ağlıyorum. Bilmiyorum takip ediyor musun? Evet, Edebiyat evet. Ufkunda yayınlıyorum. Evet. Ben hala annemden ayrılamadım. Edebiyat Ufku Net. Orada yazdığınızı evet, takip ediyoruz. Evet, Edebiyat Ufku Net'te. bir de Edebiyat Hatıraları yazıyorum. Sanat Alemi Net diye bir site var. Bilmiyorum takip ediyor evet, musun? Evet. Orada da Edebiyat Hatıraları ikinci bir kitap. Ayrıca Yokluğun Küllerin Diyen diye bir roman daha tasarı ve çalışmam var. 65 sayfa civarında yazdım. Hiçbir devrimde bu kadar velut olmamıştım ama bu sefer 3 kitap birden yazıyorum. Fakat ikisi tabii edebiyat sitelerine yazı üretmiş oluyorum. Onlar benden yazı istiyorlar. Ama ben onlara çaktırmadan siteye yazı yazar gibi bir romanı yazıyorum. Bir kitabı yazıyorum. Fakat roman bambaşka bir konu. Onun böyle parça bölük yazılma lüksü yok. Planlıyorum, oturuyorum ve bitirmem lazım. Bitiremediğimde de bölünüyorum. O zaman tekrar okuyorum. Tekrar o moda girmek, o havaya, o atmosfere girmek gerekiyor. Bu biraz zaman alıyor. Pahalıya mal oluyor ama ne yapalım. Allah kolaylık versin. Şimdi siz başarı yollarını anlatan bir insansınız. Nasıl başarılı olunur? Tabii bunu anlatan birisine şöyle bir soru sormak ne kadar doğru olur bilmem. Ben sorayım, doğruluğunu sonra bakarız. Yani şimdi siz bir zaman yazmaya başladınız. Yazar olma gibi bir niyetiniz var mıydı, yok muydu? Buna cevap verebilirsiniz. Ve başladığınız andan itibaren bu noktaya gelebileceğinizin tahmini var mıydı sizde? Böyle hayaliniz olabilir. Tahmin neydi? Yani ben evet buna devam ederim. Bundan sonrası için de ben şöyle bir hedefim var mı dediğinizde devam ettiniz yoksa bir kırılma noktası olur bazen işte yazarsınız yok ya ben bu işten vazgeçeyim bir daha yazmayayım diyebilirsiniz. Böyle geçmişinizde böyle bir şey oldu mu? Yani böyle bir şey oldu mu sürekli olur bu. Her kitapta bu kitap tutacak mı tutmayacak mı? Evet biz bütün maharetimizi kullanırız, malzeme toplarız, otururuz, terleriz roman ve edebi eser. Terdir. Sanattır aynı zamanda. El emeğidir, göz nurudur, uğraşırsınız ama okuyucunun gönlünde nasıl bir yankı uyandıracağını kimse bilemez. Evet. Benim ilk Edebiyat Fakültesi'nde okurken yazar olmaya karar verdim. Ondan önce de hayalim vardı. Konya Lisesi'nde okurken, Konya Erkek Lisesi'ydi o zaman. O anlatın yanındaki, biz heykel diyorduk ama neyse adı da değişmiş, bizim okulun adı da değişmiş. 71'de yine ben. Konya Lisesi şu anda. Evet, Konya Lisesi olmuştu işte şimdiki adı o zaman. Erkek Lisesi'ydi. Orada okurken şiirler yazardım. O şiirlerimi hatırlıyorum. Evet. Bazı şiirlerim hala duruyor bir defterde saklı. Böyle bir edebiyatçı, bütün Türkiye'de konferans veren kitapları her yerde okunan bir edebiyatçı olma hayalim yoktu. Ama fakülteye girdiğimde iyi bir hikayeci olmaya karar verdim. Ömer Seyfettin gibi veya O. Henry gibi Amerikalı bir yazar var. O. Henry bir hikayeci olmaya karar verdim. Onlar da hikaye normal bir olayı takip ederseniz şöyle bitecek zannedersiniz değişik biter. Şaşırtır okuyucu. Özellikle O. Henry yapar onu. Böyle değişik bitiren, okuyucuyu şaşırtan hikayeler yazayım istedim. Hayalim buydu. O. Henry'yi geçmem lazımdı. Ömer Seyfettin'i zaten geçerim çünkü rahmetli erken vefat etmiş. 36 yaşında vefat etmiş. Ömrünün son yıllarında yazmış. 8 sene yazmış Ömer Seyfettin. 1912'de bildiğiniz gibi 1911 Balkan Harbi'nde 1912 Balkan Harbi'nde esir düşüyor. Bir yıl Yunanistan'da kalıyor. Dönüyor. 1913'te subaylıktan istifa ediyor. Ve Kabataş Erkek Lisesi mi? Kabataş Lisesi herhalde o zamanki adı. Öğretmenliğe başlıyor. Ve hikaye üretiyor sürekli. Ömer Seyfettin morali çabuk bozulan, sabırlı olmayan, biraz şimdiki tabirle aktivitesi fazla olan bir adam, heyecanlı bir adam ama oturdu mu yazmaya 20 saat oturduğunu anlatır kendisi. Nasıl bir sabırlı. Şey? Sabırlı. 20 saat oturuyor ve yazıyor. Sanat fikir işçiliğidir, gönül işçiliğidir, zihin işçiliğidir ya oturup kendinizi vermezseniz olmaz bu iş. 20 saat oturduğunu söylenir. Neticede 8 sene yazmış. Ömer Seyfettin'e de Allah da yürü kulum demiş. Klasik hikayende babası gibi evet, yani sonuç itibariyle evet, Türkiye'de. Evet, hala hikayecilikte okunan evet. Bir yazar. Biraz da tabii sade bir üslupla yazıyor, vaka anlatıyor.
Bu son derece önemli. Olay hikayesi diyoruz. Olay hikayesi. Mesela, yani şimdi siz Ömer Seyfettin dediniz ya, hikayeci olmaya karar verdiniz. Oradan devam ediyoruz yani. Oradan devam ediyoruz. Vaka önemlidir. İnsanın aklında daha iyi kalır. Mesela Kur'an-ı Kerim bir kutsal kitaptır. İçinde bir sürü hikaye anlatılır. Peygamber kıssaları dediğimiz vakalar vardır. Vakayı insanın hafızasına yerleştirmesi, hatırında tutması daha kolaydır. Onun için ben vakaya dayalı anlatırım. Mesela ben Said Faik'in bütün hikayelerini okudum. O durum hikayesi anlatır. Bir hikayenin adı Hışhış'tır. Bütünüyle hışhıştan ibarettir. Birkaç sesten ibarettir hikayenin tümü. Okur gidersiniz. Sonunda kitap bittiğinde veya hikaye bittiğinde serin ve çözüm, giriş ve çıkışı yoktur ya. Şey yok. Elinizde suyu tutmuşsunuz gibi akıp gitmiştir. Bir şey kalmaz. Hafızada bir şey kalmaz. Onun için ben Çeho gibi değil, Mopassan gibi veya işte Ohendi gibi veya Ömer Seyfettin gibi vaka anlatacağım diye yazdım. Peki şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Kafka tipi bir hikaye, modern hikayeleme. Şimdi postmodernimize girersek şimdi farklı şeyler söylersiniz farklı de. Farklı şeyler söyleriz de Kafka bana hiçbir şey söylemedi. Bu durumu anlatanlar, iç dünyasını anlatanlar, anlaşılmaz sürrealistlerin yaptığı, bizdeki sürrealistlerin, Avrupa'dakiler öyle değil. Onlar insanı ve dönemleri değiştireceğiz. Devrimci, değişimci bir ekolüz diyorlar sürrealistler. Türkiye'dekiler öyle değil. Kimsenin anlamadığı şeyler yazıyorlar. Kendilerinin de anlamadığı metinler okuyorlar. Metinler ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla ben değişimci, insanlara faydalı bir eser ortaya koymak isterim. Kafka bana hiçbir şey söylemedi. Onun yankıları da bana hiçbir şey söylemedi. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatayım. Yazarlar da insanlar gibidir, farklıdırlar. Birçok çeşitli ağaç vardır mesela. Çam da bir ağaçtır, çınar da bir ağaçtır, kiraz elma da bir ağaçtır. Bazı insanlar sanat için sanat yaparlar. Modalara, ekollere göre hareket ederler. Çam gibidirler veya çınar gibidirler. Kestiğinizde iyi odunu olur. Ayaktayken de gölgeleri olur. Bazı yazarlar meyve ağacı gibidirler. Elma gibi, kiraz gibi, vişne gibidirler. Ben meyveli bir ağaç olmak isterim. Faydalı bir eser ortaya koymak isterim. Bizim kitabımızda böyle bir kitap. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf kıssası vardır. Kıssadan alınacak ki. Ders de vardır kıssanın sonunda. Şimdi hikayeci olmayı düşündünüz, oradan yola çıktınız, sonra hikayeleriniz bir noktadan sonra romancılığa mı döndünüz? Oraya atlamak istemiyorum. Belki de tarihe bir kayıt olarak kalacak. Valla senin programlar kalıcıdır, ondan hiç şüphem yok. Benim söylediklerim ne kadar kalıcı onu bilmiyorum. İki hikaye kitabı çıkardım. Bir Gönülleri Fethedenler 10.000 baskı yaptı. O zamana göre bayağı büyük bir tirajdı. İkincisi Yemin'di. İki kere bastı Yemin. Kültür Bakanlığı aldı, Milli Eğitim Bakanlığı tavsiye etti. O zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı kitap tavsiye ederdi. Evet. Fakat çok hızlı satmadı kitaplar. Yayın evi dedi ki, Timaş'ta çıkıyordu o zaman. Hocam, Türkiye'de hikaye daha az okunan bir tür. Roman daha çok okunur dediler. Roman yaz. Ben de tabii Yakup Kadri'yi biliyorum. O önce hikaye yazıyor, sonra romana geçiyor. Halde Edip öyle. Reşat Nuri öyle. Yani hikayeden romana geçen bizde çok adam var. Halit Ziya Uşaklıgil de hem hikaye hem roman yazmış, sonra romanları tutmayınca hikayeye dönmüş. Öylesi de var. Ben de yazayım dedim. Yani yayın evinde isteği var ama neticede ben kendimi bir yazar olarak kurguluyorum. Ne yazarsam ilgi duyar insanlar ve faydalı olur. Bunu arıyorum. Her olayı anlatmam ben. Faydalı bir olay değilse, okuyucuya faydalı değilse, ders çıkaracak bir şey değilse yazmam ben. Her olayı yazmam. Her olay aslında yazılmaya da değmez. Hocamız Mehmet Kaplan öyle demişti. Sanatçı seçer vakaları. Hayatın her anı anlamlı değildir ve yazmaya değmez. Hayatın anlamlı anları, kesitleri, vakaları vardır. O kesitleri ararım. Ben öyle ararım. Neticede öğretmenliğimin ilk senesinde Hatay'da vakayı buldum. Bir arkadaşım vardı, psikoloji öğretmeni Tuğrul Demirbaş. Babası İstiklal Savaşı gazisiymiş. Evet. Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Urfa, Maraş. O bölgenin Fransızlara karşı savunmasına katılmış. Milis bir adam, direnişçi bir adam. 40-50 sayfalık hatıralarını yazmış. O zaman Adana'da çıkan Kuvve-i Milliye dergisinde yayınlamış.
Ama onların şeyleri vardı. İkinci nüshaları vardı. O dergiye göndermiş. Bir nüshası kendinde kalmış. Daktilo öyle yazmış. 1957'de vefat etmiş Hasan Kamil Demirbaş. Oraya kadar yazmış. Daha sonra ben o derginin izini sürdüm. Ankara Milli Kütüphanesi'nde falan buldum ama o kadar. Ben 50 sayfalık bir metinden 450 sayfalık bir roman çıkardım. Gülü koklayamadım. Sonra kısaltmak zorunda kaldım. 350'ye düşürdüm. 100 sayfa. Hocam kalın oluyor. Çok fiyatı yüksek oluyor. Öğrencilerin parası olmuyor. Bir de o tarafı olmuyor. Var tabii. Yayın evinin marketten bir farkı yok. Tabii onlar çıkardıkları ürünün okuyucuya ulaşmasını, okuyucunun bilgilenmesini ve aydınlanmasını, kasalarının bereketlenmesini tabii istiyorlar. Tabii ki. Yani. Bunlar da tabii hakları. Tabii hakları ve bize de tavsiyede bulunuyorlar. Bunun için çalışıyorlar. Yani birinci baskı bitti. Ya hocam biraz kısalt. Biraz kısalttık. 450'den 350'ye indik. Hocam ya biraz daha kısalt, daha ince olsun falan. Yok dedim. Daha artık romanı kesmiyorum, uzuvlarını kesiyorum. Roman kahramanı Hasan Kamil'in kolunu mu keseyim, ayağını mı keseyim, derisini mi yontayım dedim ya. Olmuyor filan. Öyle yontamadık. 352'de duruyor. 352 sayfa bildiğim kadarıyla. 9. baskısını yaptı ve kitap hala piyasada. Böylece ben roman yazmış oldum. İlk romana geçmiş oldum. Evet. Ondan sonra da kendimi hem hikayeci hem romancı olarak kurguluyorum. Bazı vakalar var, sadece hikaye olarak yazıyorum. Yani size bir olay, hadi beni hikaye yaz mı diyor. Yoksa yok sen olay tabii yine size bir sufle mi veriyor, romana dön. Karşıma dikiliyor, benden vazgeçemezsin diyor. Peki otur kardeşim bir çay kahve içelim diyoruz. Hani bu soruları da bazen derler ya işte ya yazdırıyor. İlla roman olmalıyım diyor bana diyenler çıkıyor da o anlamda söyledim. Olayın boyutunu tabii bilmek lazım. Hikayede bir olay anlatırsınız. Hadi bilemediniz 2-3 olay. Bazen de uzun hikaye yazan arkadaşlarımız oluyor. 80-100 sayfalık bir şey. Evet. Yazıyor. Onu görüyorum tabii. Bu olay ne kadar sayfalık bir roman olur. Bir de tecrübeniz var artık. Baktığın zaman olaydan ne çıkacağını az çok tahmin edersiniz. Hekimoğlu İsmail abinin bir değerlendirmesi vardı. Mehmet Kaplan'la onun hocası Tanpınar'ı değerlendirirdi. Tanpınar sanatkardır. Mehmet Kaplan romancı olamaz derdi. Hayal gücü Mehmet Kaplan'ın sanatçı olmaya müsait değil diye bir yorum yapardı. Ben de katılıyorum ustama. Mehmet Kaplan metin tahlili yapardı. O çok önemli, düşünen bir adamdı. Türkiye'de eleştiriye bir seviye getirdi. Metin tahlili yorumunca bir kitabı, bir yazarı değerlendiriyor. Ama neye göre? Önündeki metne göre değerlendiriyor. Bana göre böyle demiyor, asıp kesmiyor. Tanpınar'ın mesela 19. asır Türk Edebiyat tarihine bakarsanız birçok yeri sallama, kesiyor, atıyor falan. Metne göre değerlendirmiyor, kafasına göre değerlendiriyor. Onun için Mehmet Kaplan benim gözümde iyi bir edebiyat tarihçisi ve eleştirmendir. Ve aynı zamanda iyi bir fikir adamıdır. Ama Tanpınar'ın şiirleri var. Mesela o Bursa'da zaman güzel bir şiir. Romanları var, hikayeleri var. Dolayısıyla şiir, hikaye, roman dediğiniz zaman sanat eseri üretiyorsunuz. Bu hayalinizle, yüreğinizle, beyninizle olacak bir şey. Fikir eserini sadece beyninizle üretirsiniz. Ama romancının, şairin hayal kurması lazım. Hayal kurmayı becerebilmesi lazım. Ve fantazisi olması lazım. Düşünebilmesi gerekir. Onun için Tarık Buğra roman sanatçının ustalık eseridir derdi. Olgunluk dönemi eseridir derdi. Bir romancı 40'ından sonra iyi bir romancı olur gibi. Tarık Buğra'nın tahlilleri vardı. Yani bu %100 herkese uyar demesek de Tarık Buğra'ya katılırım. Şimdi benim önüme çok basit bir metin gelse, ben bunu roman yapmak istersem yaparım. Mesela son Faruk Güneş diye bir arkadaşım vardı. Burç Eğitim İletişim Meslek Lisesi'nde öğretmendi. Ama başına pişmiş tavuğun başına gelmeyenler gelmiş. 20 sayfalık metin göndermiş bana. Oradan sonra benim elimde o zamanlar işte Çanakkale vardı. Matarama Kandoğlu'yu yazdım. Uğraşamadım. Hocam senin hayatın bir roman olur ama şu anda elimde başka bir şey var. Sen uğraş, daha sonra haberleşelim falan demiştik. Matarama Kandoğlu'yu yayınladım. Derin Çatı'yı, Pusu'yu yayınladım. Onun arkasından o Derin Çete serisinin de devam etmesi lazımdı bana göre. Ondan sonra Faruk Bey'e döndüm. 20 sayfa gönderdi bana hayatını. Şu anda ben 65. sayfadayım. Çocukluğundan ortaokulu bitirmesine kadar olan anlattım. Lise, üniversite ve
öğretmen oluşuna kadar olan evleniş, çoluk çocuğuna karışmasına kadar olan süreç var. Yani bir 40-50 sayfa daha yazarım. Bu bilgisayar sayfasıyla satırlar uzun. Evet. Ve bir sayfada 49 satır var. Yani kitapta 2 sayfa olur. Yaklaşık 200-250 sayfa bir roman olur. Dolayısıyla o konu bana göre roman olursa, böyle bir karar verirsem Allah'ın izniyle yaparım. Siz tabii çalışkan bir insansınız, koşturuyorsunuz. Eliniz tutarken, ayağınız tutarken, gözünüz tutarken, gönlünüz herkese açıkken bu işi yapıyorsunuz. Sizin de vakit bulamadığınız oluyor mu? Bazen öyle denir ya işte, vakit bulamıyorum, aslında daha çok üreteceğim, daha çok okuyacağım da vakit bulamıyorum dediğin zamanlar oluyor mu? Gerçekten bu konuda zaman yokluğu çekiyorum. Özellikle kış sezonu yazamadığım oluyor. Tabii benim kitle hafta sonu, her hafta perşembe günü yazdığım bir yazı var. O yazmak zorundayım. O sütun beni bekliyor. Hı hı. Şimdi 3 site oldu. O arkadaşlar hatır, minnet, rica, onlara yazı yazıyorum. Bölünüyorum. Zaman kıtlığı çekiyorum. Ama dediğim gibi yazın ben mutlaka bir kitabı programlamak ve bitirmek zorundayım. Kendimi de öyle programlıyorum. Fedakarlık yapıyorum. Zevklerimden vazgeçiyorum. Oturup yazıyorum. Ama zaman kıtlığı çekiyorum. Peki hocam, devam edeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, Kültür Dünyamız programında Ali Erkan Kavaklı'nın kitaplarını tanımak üzere kısa bir ara. Biz buradayız. Derin Çeteye Pusu. Müfettiş Safa, kızı Gizem'le güçlükle vedalaştı. Arabasına bomba konduğu günden beri sıra dışı her şey yüreğini hoplatıyor ve müfettişi korkutuyordu. Titreyen ellerle mektubu okumaya başladı. Bilgisayarla yazılmış 8 sayfa. Bu bir ihbar mektubuydu. Jetimiz düşürülecek, camiler bombalanacak, kaos ortamı hazırlanacak ve darbe yapılacaktı. Mektup darbecileri ihbar ediyordu. İhanetler, oyunlar, komplolar, orduyu tahrik timleri, PKK ve terör örgütleriyle işbirliği yaparak darbeciler ve masonların iktidarı yeniden ele geçirme oyunları. İhbardan sonra iki polis müfettişi millet iradesine kumpas kuran derin çetenin peşine düştüler. Kendilerini bir ateş çemberinin içinde buldular. İntikam. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Orgeneral Eşref Bitlis, binbaşı Cem Ersever gibi ünlülerin de içinde bulunduğu, yüzlerce insanı ortadan kaldıran bir çetenin peşine düşen müfettiş Safa Bey'e suikast düzenlenir. Arkadaşına yapılan bu haksızlığı hazmedemeyen yüzbaşı Hüseyin, suikastçileri takibe başlar. Fakat şahitler esrarengiz bir şekilde ortadan kaldırılır. Cinayetler, suikastler, komplolar, ihbarlar, jurnaller, tehditler birbirini takip eder. İntikam, heyecanlı ve sürükleyici bir roman. Bir solukta okunabilecek belgesel bir eser. Geniş bir araştırma ve yoğun bir emeğin ürünü. Evde ve okulda başarılı eğitimin sırları. Eğitim ciddi bir iştir. Çocukları seven ve onları iyi yetiştirmek isteyen insanların eğitim metotlarını, çocuk psikolojisini, çocuktaki beyin ve ruh gelişimini bilmesi gerekir. Başarısız çocuk yoktur. Yetenekleri keşfedilmemiş ve geliştirilememiş çocuk vardır. Evde ve okulda çocuklara başarısızlığı değil, başarıyı öğretmeliyiz. Eğitim metotlarını iyi bilir ve uygularsak, bu güven bizi çocuk eğitiminde başarıya götürür. Sevgili izleyicilerimiz, Ali Erkan Kavaklı'nın kitaplarından bazılarını sizlere tanıtmış olduk. Ali Erkan Kavaklı'nın kitap çeşitliliği epey var. Hikaye, roman, kişisel gelişim dediğimiz zaman belki bunu kabullenmiyor bazı zamanlarda ama kişisel gelişimle ilgili yazmış olduğu... Eğitim ve motivasyon, evet, kitaplarım var. Kitapları var. Çeşitliliği de var. Çocuklarımıza, gençlerimize ve kendimiz dahil olmak üzere bu kitapları okumalıyız diye düşünüyorum ben. Çünkü Ali Erkan Kavaklı'nın kitaplarından birçoğunu ben okumuşumdur sonucu itibariyle. Kendisinden
faydalandığım bir yazar. Burada onu konuk etmekten de mutluyum aynı zamanda. Çünkü kendim roman yazarken belki de örnek aldığım demek pek çok iddialı olabilir ama çok istifade ettiğim bir insan, bana oldukça yararı dokunan bir insan. Kendisine bir teşekkürüm. Yolu açık olsun diyorum. Bu arada tabii kaldığımız yerden ben devam ediyorum. Derin Çete'ye pusu. Tabii sizin mafya serisinden sonra böyle derin devletle ilgili romanlarınız yayınlandı. İsterseniz bununla başlayalım hocam. Siz bir başlayın. Sonra kalan süre içerisinde bakalım bana fırsat kalacak mı? İzleyicilerimize paylaşalım. Derin Çete'ye pusu. Evet, bunun için geldim. Konya'da iki okulda seminer verdim. Buradan da Hadim'e geçeceğiz. İnşallah orada da seminerler vereceğiz. Tabii bir yazarın en önemli tutkulardan birisi yazar olarak kalmak, anılmak. Türkiye'ye 1994'te döndüm ben, 6 yıl Almanya'dan kaldıktan sonra. Okuyuculardan şöyle bir şikayet ve eleştiri duymaya başladım. Sizin yazdığınız kitapların sonucu belli. Kötü bir adam var. Başına bir takım felaketler gelir. Sonra tövbe eder, iyi adam olur. Hepsi aynı. Şu kitabımı okudun mesela. Gülü koklayamadım okudun mu diyorum. Onda öyle bir şey yok. Okudun mu? Yok. Kader Kapımı Çaldı'yı okudun mu? Orada öyle değil. Yok. Bilge Öğretmen'i okudun mu? Hayata Gülen Öğretmen'i okudun mu? Yok. Başka yazarları okuyorlar ve eleştiriyi bana getiriyorlar. Allah Allah. Dedim ki bu eleştirilerden kurtulayım. Benimle ilgili değil ama beni buluyor. Avrupa'da, Amerika'da ne var diye düşündüm tür olarak. Evet. Orada polisiye romanların çok okunduğu aklıma geldi. Dedim ki Türkiye'de pek polisiye yazan yok. Başlayayım. Ve Mafya Kıskacında Vurgun diye bir roman yazdım. O gün 90'lı yılların hikayesi, bir genel müdür var, banka genel müdürü. Çalıp çırpmak, mafyaya para kaptırmamak, bankayı boşalttırmamak falan uğraşıyor ama karşısında mafya var. Hayatı tehdit ediliyor, yardımcı söylüyor, kendisine suikast düzenleniyor falan filan. Mafyayla, çeteyle vuruşmak zorunda kalıyor. En sonunda korumalar alıyor falan filan. Uzun bir hikaye. İyi bir roman oldu diye düşündüm. Fakat roman çok tutmadı. Bizim milletimiz ekonomik şeylere çok fazla ilgi duymuyor. Veya benim o romana ilgi duymadılar. Benim daha ilgi çekici bir polisiye şey, gazetelerden kupür kesiyorum. Faili meçhul cinayetler dikkatimi çekti. 96-97. Daha sonra o olayları araştırmak için Diyarbakır, Şırnak, Batman, Bitlis, Mardin'e gittim. Benim bir özelliğim de romanın geçtiği çevreyi iyi etüt ederim. Kişileri iyi etüt ederim. Romanın ayağı yere basmalı. O olayları, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Cizre, o bölgedeki faili meçhul olayları ve derin çete cinayetlerini anlatan bir roman yazdım. İtiraf ediyorum, çok tuttu. 8. baskıda ve sürekli satılıyor. Daha sonra o çetenin bir çete var. Benim bir polis müfettişim var. Polis müfettişi başbakandan yetkili bir adam. Ondan yetkisini alıyor. Hiçbir savcıya şeye bağımlı değil. Çeteleri ortaya çıkarmak istiyor. Çok yetkili bir adam. Böyle araştırma yapıyor. Yardımcısı var, Yüzbaşı Hüseyin. O da askeri istihbarattan. Komiser Ahmet Bey var. O da emniyet istihbaratından. 3 cephede gidiyorlar ki bir yerde bürokrasiye takılmayalım falan diye araştırıyorlar. Sonra bunlar 2000'li yıllarda darbe yapmak isteyen bir çeteyle karşılaştılar. O çetenin başka bir versiyonu. Çevik bir dönemi falan filandı. Onu anlattım. İntikamı da çok tuttu. Orada da bir sürü cinayet, tehdit, hükümetle oynama, politik ve polisiye bir kitap. Daha sonra Diyarbakır merkezli ve Şemdinli merkezli yazdım. Gaffar Okan'ın öldürülmesi, Şemdinli, evet. Umut kitabı. Gaffar Okan iyi bir emniyet müdürüydü. Suikast düzenlediler. Ona yazdım. Cehennem Adası çok tuttu. Ondan sonra Danıştay'da bir hakim öldürdü. Mustafa Yücel Özbilgin. Çete tetiğe bastı, düğmeye bastı ve darbe yapacak. 2006'lı yılları hatırlarsınız. Kargaşa falan filan. Onu yazdım. Sonra benim çete durmadı. Karakol baskınları meydana geldi. Türkiye'nin yüreğini yakan baskınlardır onlar. Dağlıca baskını, Aktütün baskını, Gediktepe, Hantepe, Silvan, Çukurca baskınları vardır. Bunların kamuoyuna yansıyan tarafıyla iç yüzü farklıdır. Benim müfettiş Safa Bey oraya gitti. Ve onları
deşifre etti. Şöyle bir olayla karşılaştım ben o vakaları araştırırken. Karakola baskın yapılacağı belli. Gözetleyiciler görüyorlar PKK'lıların geldiğini. Vurmak istiyorlar, komutanlar izin vermiyor. Durun diyorlar, bekleyin diyorlar. Ve karakollar baskını yiyor. Dağlıca'da 12 şehit vardır, 8 kaçırma vardır, 13 yaralı vardır. Aktütün'de 17 şehit vardır. Ve bu şeylerin komutanlar, tuğgeneral rütbesindedir. Ateş et emrini vermek yetkisinde olan komutanlar. Birisi Dağlıca'daki Yurdayar Olcan'dır, tuğgeneral. Balyoz davasında 18 sene yedi. Aktütün'de, Gediktepe, Hantepe'de Gürbüz Kaya'dır tuğgeneral. O da 18 sene yedi. Hı hı. Orada komutanlık yapan adamların bir kısmının derin çeteyle Ankara, CIA, İsrail, özel harp çetesiyle bağlantılı adamlar olduğunu tespit ettim. Bunlar o baskınları bilerek yaptırıyorlar. Anlaşmalı baskınlar. Sonra daha korkunç bir şey, sokaktaki vatandaşın anlayamayacağı bir şey keşfettim. Türkiye'de CIA'nin kurdurduğu, Mossad'la beraber çalışan, Mason localarından idare eden bir çete var. Bu bütün NATO ülkelerinde kurulmuş olan özel harp daireleri gibi bir şey. Bizde de o çete var. Ve bu çete Türkiye'nin altını üstüne getirecek derin cinayetleri bunlar işletiyor. Mesela araştırmaya değer bir şey, mesela PKK kontrolde bir örgüttür. Bunların kontrol ettiği bir örgüttür. Veli Küçük PKK ile ilgilensin diyorlar. Tuğgeneral Veli Küçük ki mahkum oldu biliyorsunuz. Şimdi mesela Koray Özyurt diye bir general DHKPC ile ilgilensin diyorlar. Hocam. Neticede bu olayların tesadüf olmadığını, bir çetenin Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için cinayet işlettiğini, karakol bastırdığını falan tespit ettim ben. Hı-hı. Yüreğim el vermedi. Bu kadar karanlık ilişkileri deşifre edeyim diye polise bir roman yazdım. Derin çetenin komplolarına komplo kuruyorum ve onları deşifre etmek istiyorum. İyi bir polisiye roman olduğu kanaatindeyim. Evet. Şimdiye kadar bu seri 6 kitap. 6 kitap oldu. Devamı gelecek mi? İnşallah. İnşallah derin çete operasyonlara son verir. İnşallah ben de yazmam. Bize yazmayız dedi. Peki hocam, biz programın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım. Sonra da programımızı kapatalım. Davet ettiğin için, adam yerine koyduğu için, sanatçı yerine koyduğun için çok teşekkür ederim. Derin çete sesi bayağı ses getirdi. Çok uğraşıyorum ama değdi. Demek ki insan bir konuda emek verirse, ter dökerse değiyor diyorum. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Başarılarınız ben daim olsun ediyorum. Diyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bu haftanın konuğu yazar Ali Erkan Kavaklı'ydı. Ali Erkan Kavaklı ile sohbetimiz güzel geçti. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Bir başka hafta başka bir konukla birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Can Kardeş, Can Kardeş dergisi kapak dosyasında yeni yıl yeni dua denilerek minik okuyucular yeni yıla dua ile başlamaya davet ediliyor. İsmail Tezer kaleme aldığı bu ayki yazısında bu duaya bir öneri olarak namaz ibadetini sunuyor. Yazıda günde 5 vakit namaz için harcadığımız 1 saatin karşılığında cennette hiç bitmeyen saatlerin verileceğini müjdeliyor. Namazın günlük hayatımızı planlayan bir ibadet olmasıyla bütün bir yılı planlı geçirebileceğimizden de bahsediliyor. Dergi faaliyet köşesinde okuyucularına bir de dua takvimi hediye ediyor. Can Kardeş dergisinde Fatma Beyza Tütüncüoğlu'nun kaleminden Kardan Tavşan, Kardan Serçe adlı hikaye göze çarpıyor. Şule Nur Yaşar bu ayki sorusunda kışın güneşin bizi neden ısıtmadığını soruyor. İlginç cevaplar geliyor. Mor Rüya 7 Uyarlar. Olay mı? İşte ben ve uyku. Mekan mı? İşte dağın görkeminin içerisinde bir sığınak olan uyku mağarası. Zaman mı? İşte Hazreti İsa'dan 137 yıl sonra. Vakit, Doğu Roma İmparatorluğu'nun 890. yılı. Ben mi? Aşkın refakatinde Kız Kulesi'nden Nil'e gönül vermiş bir rüya. Gözlerimi aşkla kapıyorum ve halim
ölümü dirilişle hatırlamakla yükümlü olan yazarın uyku halindeki hali. Şimdi uykuda kalbim ve kelam yağıyor uykudaki halime. Çünkü öykümün bahtında uyumak var. Önce uyuyacak gözlerim, sonra aydınlığa uyanacak. Hikmetli bir uykudan hikmetli bir uyanışa uyanacak gözlerim. Ve kalbimde asırlık bir aşk sızlayacak. Ortaköy Palyaçosu. Ortaköy Palyaçosu isimli kitaptaki şiirlerde kimi zaman yaşıyor, kimi zaman yaşatıyor. Bazen duygulanıyor, bazen duygulandırıyor. Çoğu zaman da anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Arka kapakta yansıyan boşluk, hiçlik, münferitlikse kitabın içindeki bir duygu seline dönüşüyor. Kitaptaki şiirlerden Ortaköy Palyaçosu, sahibinden satılık, meçhul zaman, şairini uç noktalara götüren şiirler. Şair, bu kitapta sustuklarım değil, daha çok duygularım var. Bu kitabı sadece duygularınızla okumanız, anlamanız için yeterli olacaktır, diyor.